Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Haziran 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Haziran sizin için önemli bir ay. Burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. İlişkilerinizle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Yaşamınızda yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Konu başlıklarına şöyle bir bakalım. 4 Haziran'da yay burcunda bir dolunay meydana gelecek. 5 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor. Ay boyunca Mars Aslan burcunda. 11 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçecek ve 18 Haziran'da İkizler burcunda yeni ay doğacak. Evet, bakalım konu başlıklarımızda neler var. Şimdi 4 Haziran'da meydana gelecek olan yay dolunayı burcunuzda olduğu için yılın önemli bir dönemini işaret ediyor. Her yıl burcumuzda bir yeni ay, bir de dolunay olur. Dolunaylar biraz daha duygusal olarak bizi zorlayabilir ama hayatımızda bazı sonuçlar aldığımız, farkındalığımızın arttığı önemli bir dönemi de işaret ediyor. Bu dolunayla birlikte yaşamınızda ilişkilerinizle ilgili bir karar vermeniz, yaşam düzeninizde değişimler yapmanız, imajınızı değiştirmeniz, belki taşınmanız, yer değişiklikleri söz konusu olabilir. Geçtiğimiz Aralık ayının konularını şöyle bir gözden geçirin. Çünkü bu dolunay o dönemde başlamış bazı iş ve oluşumların sonuç verdiği, olgunlaştığı bir süreci de işaret ediyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuza yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse bu dolunay sizin için çok daha önemli ve etkili olabilir. Haziran ayının ilk yarısını bu dolunay enerjileri şekillendirecek. Genel sağlığınıza da tabii ki biraz dikkat edin. Çünkü yükselen üzerinde olan bir dolunay sağlık konularında da hassasiyetleri arttırabilir burada. 5 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçecek. Mars ay boyunca Aslan burcunda. Venüs ile Mars birlikte hareket edecek. Sizin için güzel bir geçiş bu. Aslan ateş elementi size de güzel bir üçgen açıda. Dolayısıyla özellikle özgüveninizin, cesaretinizin, motivasyonunuzun arttığı bir süreci işaret ediyor. Hayata keyifle bakabilir, umutla bakabilirsiniz. Düşünceleriniz, inançlarınız, yaşamdan beklentileriniz güçleniyor ve bunlar içinde harekete geçebilirsiniz bu ay. Venüs iyicil bir etki olarak Mars'la hareket getirdiği için 9. ev konularınızda örneğin yeni kültürler, yabancılarla ilişkiler, yeni bilgiler öğrenme, eğitim konularında aktiviteler, seyahat etme, geziler. Buralarda hareketlerin öne çıkacağı bir aydayız. 11 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçecek. Merkür güçlü olduğu, oldukça da hızlandığı bir burçta İkizler burcunda olacak. Burada tam karşıt burcunuza geçecek ki ilişki dinamiklerinizi güçlendirecek. Eşiniz, partneriniz, burada onunla kuracağınız ilişkiler ve iletişimler artabilir. Eşiniz daha fazla konuşabilir, sizden talepkar olabilir. Daha fazla eşle birlikte işbirliklerinde daha aktif olabilirsiniz bu dönemde. Her türlü ilişki dinamiğinde anlaşmalar, sözleşmeler ve benzeri alanlarda hareketin arttığı bir süreçtesiniz. Ve 18 Haziran'da İkizler Burcu'nun 26 derecesinde yeni ay doğacak. Tam karşıt burcunuzda, ilişkilerle ilgili alanınızda ve yönetici gezegen Merkür de İkizler Burcu'nda olacak. Bu yeni ay ilişki dinamiklerinizde önemli bir karar vermenizi, bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir sevgili yaylar. Yani bir evlilik kararı, bir işbirliği, ortaklık, yeni bir tanışma, bir anlaşma, sözleşme bu yeni ay ile birlikte bekleyebiliriz. Süregelen ilişkilerinizde eşinizin ya da ortağınızın yaşamında vereceği bir karar, bir yenilik ya da birlikte vereceğiniz bazı kararlar da bu yeni ayın gündeminde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuza yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok daha önemli bir yeni ay, etkili bir yeni ay olabilir. Bu yeni ay sırasında Neptün'ün önemli bir açısı var. Buna dikkat etmek lazım. 17, 18, 19, 20 Haziran'da Güneş Neptün karesi değişken burçlarımızı biraz zorlayabilir. Neptün olan yerde biliyorsunuz belirsizlikler, kararsızlıklar ve biraz karışık koşullar olabilir. Özellikle ilişkilerle ilgili alanda bir karar verirken çok duygusal değil, daha objektif olmaya özellikle dikkat etmekte fayda var. Yanıltıcı koşullar olabilir, aldanmalar, aldatılmalar olabilir. Biraz çok idealist ve hayalci olabilirsiniz siz veya karşınızdaki kişi, eşiniz. Hani bunun yarattığı bazı karışıklıklar olabilir. Mümkün olduğunca daha dikkatli, daha detaycı olmakta, güvenli adımlar atmakta özellikle fayda var sizin adınıza sevgili yaylar. Ayın 21'inden itibaren Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Haziran'ın sonu ve Temmuz'un büyük bölümünde Güneş Yengeç Burcu'nda 8. evinizde olacak.
Bu da parasal konularda, finansal hisseli paralar, özellikle eşinizin kaynakları gibi birlikte çalışılan, kazanılan paralar, paylaşımlar, borç alacak konuları, kredi konuları ve benzeri konuları sizin gündeminize daha fazla taşımaya başlayabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Yay burcu, burçlar kuşağının 9. burcudur. Ateş elementinin değişken niteliklerini taşır. Şans ve bereket gezegeni Jüpiter tarafından yönetilir. Yay burcu, ateş elementinden olmasına rağmen değişken yapısıyla hava grubu özellikleri de taşır. Bolluk, bereket, zenginlik gezegeni Jüpiter tarafından yönetildiği için de genelde şanslı kişiler olurlar. Karşılarına çıkan fırsatları değerlendirebilirlerse çok başarılı olabilirler. İyimser, neşeli, meraklı, özgürlüğüne düşkün kişilerdir. Yay burcu için gezmek, yabancı kültürleri tanımak, öğrenmek hayatlarında her zaman önemli bir yer tutacaktır. Geniş fikirli ve kültürlü kişilerdir. Hayatın anlamı, felsefesi ve manevi konular her zaman ilgilerini çeker. Öğrenmek ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmak hayat amacıdır. Özgürlüklerine çok düşkün oldukları için herhangi bir kişi veya yere bağlanmakta zorlanabilirler. Keyiflerine ve rahatlarına düşkün oldukları için sorumluluk almaktan da kaçınabilirler. Yay burcu Jüpiter'in etkisiyle duygularını ve davranışlarını bazen çok abartabilir. Bu onun kontrol etmesi gereken bir özelliğidir. Genellikle dürüst kişilerdir. Ancak abartılı konuştukları için yanlış anlaşılabilirler. Çok fazla konuyla ilgilenmeleri ve iyimser yapıları başarı konusunda onları bazen engelleyebilir. Jüpiter onlara hayatları boyunca birçok fırsat ve imkan sağlayacaktır. Eğer sabırlı ve kararlı davranırlarsa başarıya da daha kolay ulaşabilirler.